Evet AYT kampımız devam ediyor. Dolaşım sisteminin ikinci dersindeyiz arkadaşlar. İlk dersinde kan damarlarından kalpten bahsetmiştik. Bu dersimizde ise kandan bahsedeceğiz arkadaşlar. E, yaklaşık aslında dolaşım sisteminin temel amacı kanı dolaştırmaktır vücutta. Vücutta kanın işlemini yerine getirmesini sağlamaktır. Taşınma işlevini yerine getirmesini sağlamaktır. Kan kalp tarafından pompalanarak damarlarla ilgili kısımlara aktarılı ilgili kısımlardan geri damarlarla getirilir arkadaşlar. Yetişkin bir insanda 4-5 litre civarı kan bulunmakla birlikte bu kan santrifüj edildiğinde yani arkadaşlar böyle hızlı dönen bir makine var tüp içinde çok hızlı bir şekilde dönüyor. Döndüğünde yoğunluk farkına göre böyle sıralanıyor arkadaşlar. Bu sıralanan olaya baktığımızda en üstte sarı renkli açık sarı renkli bir kısım vardır. Biz bu kısma plazma diyoruz arkadaşlar. En altta kırmızı renkli bir kısım vardır ki burada özellikle al yuvarlar vardır ki kan hücreleri kısmı diyoruz. Bir de ortada beyaz kısım var burada yazmamış o beyaz da Arkadaşlar ak yuvarlar ve trombositler var. Trombositler var. Yani aslına bakarsanız kan santifüj edildiğinde 3 kısma ayrılıyor. En üstte plazma, ortada ak ve trombositler, en altta da kırmızı kan hücre dediğimiz al diyoruz arkadaşlar. Şimdi kana baktığımızda kanın %90, %55'i plazma, %55'inde de %92'si arkadaşlar su. Su kanın çözücülük görevini yapıyor. Çünkü kanla moleküllerin dolaşabilmesi, taşınabilmesi için suda çözülmesi gerekir dikkat ederseniz plazma kısmında arkadaşlar kan proteinleri, albümin, globulin, fibrinojen, antikor var. Bunlardan arkadaşlar özellikle albümin ve globulin osmotik dengede görevli. Yani albümin, globulin şurada. Kan osmotik basıncın sabit kalmasını sağlıyor. Lenf sisteminde bu mevzuya ayrıntılı değineceğiz arkadaşlar. Yine pH ayarlamada proteinlerin görevi var. asit bazlıktan dolayı arkadaşlar. Yine pıhtılaşma da görevleri var. Fibrinojenden dolayı diyebiliriz arkadaşlar. Antikorlar savunma molekülleri, şu gördüğünüz antikorlar B lenf tarafından üretilip vücut içi bağışıklığı sağlayan, aslında kalıcı bağışıklığa katkılar sağlayan antikorlardır. Protein tabiatında maddelerdir. Bunlar da yine büyük oranda plazma kısmında. İyonlar dediğimiz arkadaşlar mineral gibi düşünebilirsiniz. Yine bunlar da osmolik denge ayarlamada ve pH ayarlamada görevleri var. Bunlar da yine büyük çoğunlukta Plazma kısmında bulunuyor. Yine plazma kısmında oksijen, karbonhidrat, atık maddeler de bulunmaktadır diyoruz arkadaşlar. Eğer biz plazmadan gençler e, özellikle pıhtılaşma faktörlerini atarsak. Özellikle pıhtılaşma faktörleri. Pıhtılaşma faktörlerini postaladığımızda kalan sıvıya arkadaşlar biz kan serumu diyoruz. Pıhtılaşma faktörleri kimlerdir? İşte fibrinojen, protrombin, trombin gibi pıhtılaşma faktörlerini ortamdan çekerseniz kandan plazma kısmından kalan sıvı kan serumudur ve herkese aktarılabilir. Şimdi kan hücrelerine baktığımızda 3 tip kan hücresi vardır. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Hemen isimlerini söyleyelim. Ar yuvarlar dediğimiz eritrositler, ak yuvarlar dediğimiz lökositler, kan pulcukları dediğimiz trombositler arkadaşlar. Ar yuvarların görevi oksijen ve karbondioksit taşımak. Oksijen ve karbondioksit nasıl taşıyor? Ar yuvarların içerisinde 250 milyon, 256 milyon tane Hemoglobin var hemoglobin içerisinde globin proteini ve hem grubu bulunduran Hem grubunda da demir bulunduran bir arkadaşlar Moleküldür bu çok Çok miktarda oksijen az miktarda Karbondioksit taşımakla görevlidir gençler e, Alüvarların ne çekirdekleri ne organelleri hiçbir şey yok ribozom dahil hiçbir organeli Bulunmamaktadır mitokondrizin zaten yok e, Nasıl besleniyor nasıl enerji üretiyor e, Enerji üretimini laktik asit fermantasyonuyla yapmaktadır Alüvarların en temel amacı en bilinen amacı oksijen karbondioksit taşımaktır arkadaşlar Alüvarlar genel itibariyle kırmızı kan iliğinde daha önceki konularda işlemiştik. E, uzun kemiklerin baş kısmında diğer kemiklerin iç kısmında süngeriz kemik doku içerisinde bulunan o çukurların içerisinde arkadaşlar bulunan neler vardı? E, kırmızı kemik iliği vardı. Burada kan hücreleri üretiliyordu. Mitokonileri yoktur. O yapar. Aslında o demek çok doğru bir ifade değil. Bunu laktik asit fermentasyonu ile değiştirelim arkadaşlar. Laktik asit fermentasyonu yapalım bunun ismini. Laktik asit fermentasyonu yapar. E, deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıldıkça oksijen azaldığı için vücut oksijen azalmasına tepki olarak arkadaşlar Eritropoietin hormonu salgılar. Eritropoietin hormonu %90 böbrekten %10 karaciğerden salgılanır. E, yapımını hızlandırır arkadaşlar. Aluvarlar suyun hareketiyle kanın hareketiyle hareket eder. Aktif hareket etme gibi bir özelliği yoktur. Akkuvarlara geldik. Akkuvarların en temel görevi, en bilmemiz gereken görevi mikroplarla savaşmak, vücut savunmasına görev almaktır arkadaşlar. Çekirdekleri ve organelleri vardır. Alivarlardan farklıdır arkadaşlar. Kemik iliğinde üretilir. Lenf düğümlerinde üretilir. Dalak ve karaciğer gibi dokularda da üretilebilir arkadaşlar. E, temel manada aslında buraya monosit ve makrofajı da ekleyebiliriz. Monositler birleşerek makrofajları meydana getiriyor. Bu da ders kitabında bulunan bir durum. Monosit ve makrofajlar e, arkadaşlar ne yetenekleri var? Monosit ve makrofajların e, endositoz, yalancı ayak oluşma yeteneği var. Yalancı ayak. Bunlar bakterileri veya patojenleri endositozla hücre içine alıp parçalayabiliyorlar. Böyle bir görevleri mevcut arkadaşlar. Bunların böyle bir görevi var. Ancak B lenfosit ve T lenfosit görevi fagosoz yetenekleri yok şu ikisinin. B lenfosit antikor üreterek patojenlere savaşıp T lenfosit ise direkt kendisi arkadaşlar patojenlere saldırarak patojenlerle savaşmaktadır diyoruz gençler. B lenfosit ve T lenfosit ayrısına lenf sisteminde değiniriz. Ee, ama B lenfositler ilk Bursa Fabricus dediğimiz tavukta keşfedildiği için ismi B lenfositir. T lenfosit de timüs bezinde keşfedildiği için ismi arkadaşlar T lenfosit olarak adlandırılmıştır diyoruz. Bakalım yalancı ayakla hareket ederler ama kimlerdi bu yalancı ayakla hareket edenler? Makrofajlar. B lenfosit ve T lenfositin yalancı ayakla hareket etme görevi yok. Üçüncü aslında hücre olmasa da hücre tipimiz trombositler. Yani neler arkadaşlar? E, kan pulcukları bunların görevi kanın pıhtılaşmasına yardımcı olmaktır. E, kemik iliğinde ürünü bulunan megakaryosit hücrelerinin parçalanması oluşan çekirdeksiz hücre parçaları olarak kabul edilebilirler. Bunların hareket etme yetenekleri yok. Çok canlı olduğu da söylenemez arkadaşlar. trombositlerin e, e gelelim kanın pıhtılaşmasına. Kan pıhtılaşması nedir? Hasarlı damardan kanın çıkışını durdurmaya yarayan olaydır. Neden bunu yapıyoruz? Eğer hasarlı damardan kanın çıkışını durdurmazsanız arkadaşlar kan kaybından ölürsünüz. Kan kaybından ölmememiz için pıtlaşma dediğimiz bir olay vardır vücudumuzda. Pıtlaşma ilk olarak trombosit tıkacı vasıtası yapılır. Trombosit dediğimiz kanda dolaşan kan pulcukları küçük yarıklarda, küçük yaralanmalarda trombosit tıkacıyla yarayı kapatabilir. Ancak büyük yaralanmalarda trombosit tıkacı işe yaramaz. Bu durumda ne olur? Karaciğerin ürettiği protrombin önce trombine dönüşür arkadaşlar. Protrombin trombine dönüşür. Kalsiyum, bir de neler var arkadaşlar? Pıhtılaşma faktörleri, pıhtılaşma faktörleri. Bakın bu üç faktör, pıhtılaşma faktörleri, K vitamini ve kalsiyum protrombinin trombine dönüşümünü sağlar. Trombin ise fibrinojenin fibrinojenin fibrine dönüşümünü sağlar arkadaşlar. Neticede fibrinojen fibrine dönüşünce ne olur? Fibrin ipliklerdir. Bu iplikler al yuvarları ve trombositleri tutarak kıtlaşmanın sağlanmasını gerçekleştiriyor arkadaşlar. Yani fibrin ipliklerdir. Fibrin özellikle trombositleri ve al yuvarları tutarak e, o yaralanma ne olduğu yeri tıkar arkadaşlar. Demek ki önce küçük yaralanmalarda trombosit tıkacak. Sonra ise içerisinde protrombin, trombin, fibrinojen ve fibrinin olduğu mekanizmayla Arkadaşlar pıtlaşma sağlanıyor diyoruz. Evet, pıtlaşmada görevli faktörler nelermiş? Az önce hepsini yazdık. Protrombin, trombin. Protrombin, trombine özellikle pıtlaşma faktörleri sayesinde dönüşüm gerçekleşir. Kalsiyum ve K vitamininde bu dönüşümün gerçekleşmesine fayda sağlamaktadır diyoruz. Kan Pıtlaşma mekanizmasından uzun zamandır soru geldiğini görmedim. Ezberleyebilirsiniz. Karşınıza gelebilir. Neden gelmesin? Kan gruplarına bakalım. AB0 kan grubu sistemi var. Bir de RH sistemi var. Bir kişi A, B veya 0 kan grubu denmenizi sağlayan sistemdir AB0 sisteminde. AB0 sisteminde hücre zarında antijen vardır. Bir de plazmada antikor vardır. Herkes antijeni ile isimlendirilir. Yani bir insanda kan hücrelerinde A antijeni varsa o kişi A kan grubudur. B antikoru varsa iyi de A kan grubudur. Yani A kan grubunda antikor B'dir. B kan grubunda da antikor A'dır arkadaşlar. Herkes antijeni ile isimlendirilir. Antijen nedir? Şöyle al yuvar düşünün alüvar zarındaki antijen. Mesela bu A antijeni olsun. Mesela arkadaşlar şöyle çizelim. Bu A antijeni olsun. Mesela bu B antijeni olsun gençler. Bu B antijeni olsun. Böyle düşünün. İkisini birden bulundurursa ne olur? Mesela şuradaki gibi düşünelim. İkisini birden bulundurursa hem A antijeni hem B antijeni bulundurursa bunun ismi değişir. Eş baskınlık devreye girer. Kalıtından hatırlamanız gerekiyor ve AB kan grubu. AB kan grubu bireyde hem A antijeni vardır hem B antijeni vardır ancak antikor yoktur. Sıfır kan grubu ise kalıtsal olarak aslında çok da sağlam bir kan grubu değildir. Bozuluk bir kan grubudur. Antijen üretim mekanizması bozulmuştur. Antijen olmadığı için de sıfır kan grubu olarak adlandırılmaktadır. Ama her iki antikor yani antikor A ve antikor B'yi de bulundurabilir. Kan grupları alışverişlerinde unutmayın. Herkes sadece kendi kan grubuna verir. Kendi kan grubundan kan alır. Yani genel alıcı, genel verici diye bir şey yok. Genel alıcı, genel verici diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani sıfır genel verici değildir. AB genel alıcı değildir. Eğer öyle olsaydı sürekli sıfır kan grubu aranırdı. Ama bakıyorsunuz A kan grubu da aranıyor, B kan grubu da aranıyor. AB kan grubu da aranıyor. Öyle bir durum yok. Kan grubunun ikinci sistemimiz eras sistemi. İlk resus denilen maymun cinsinde keşfedildiği için eras sistemi adını almış. Antijende e, Alvi RH antijeni varsa arkadaşlar ismi RH pozitif. RH antijeni yoksa RH negatif oluyor. Zaten büyük R, büyük R, büyük R, küçük R olarak adlandırılıyor. Bu da küçük R, küçük R. Bu konuda ulaşım olduğu için kalıtım kısmına pek girmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. RH antijeni varsa RH pozitif oluyor. RH antijeni yoksa RH negatif oluyor. Tabi burası antikor kısmı. Mesela RH negatifte RH antijeni yok. Dolayısıyla nedir? RH negatif i̇kisinde de normalde RH antikoru yoktur ama RH negatif kan bir kere bile RH pozitif antijenle karşılaşırsa RH antikor antikoru yani anti D oluşur. Tekrar diyorum normalde RH pozitifte de negatifleri negatifte de LH antikoru yoktur. Ama RH negatif kan bir kez bile RH antijenle karşılaşırsa antikor oluşabilir. Bunların biraz aynısından nerede de bahsetmiştik kan gruplarında da bahsetmiştik arkadaşlar. Mesela siz A antijeniyle antikor A'yı birleştirdiğinizde şu şekilde bir çökelme meydana geliyor. Mesela böyle bir çökelme varsa kanınızda sizde A antijeni mutlaka vardır. Yani mesela 3 tane çukur düşünelim. Şuraya A antikor damlattığın çökelme var. Buraya B antikor damlattığın çökelme var. Bak A antijeni var, B antijeni var. Burada çökelme yok demek ki RH antijeni yok. A, B, RH negatif. Burada da çökelme olsaydı A, B, RH pozitif olurdu arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla İnsanlarda her zaman kan grupları kendiyle alakalı olan kan grubu alışveriş yapılır. Farklı kan gruplarında alışverişler insanların ölümüne sebep olabilir arkadaşlar. Evet. Artı artıya kan verebilir. Eksi eksiye kan verebilir. Eksi artıya bir defa kan verebilir. Bir defa kan verebilir. O da arkadaşlar eksi aslında bir defa demeyelim. Eksinin artıya kan vermesi için bir şartımız var. Daha önce daha önce antijenle karşılaşmamış olmak. Karşılaşmamış olmak. Daha önce antijenle karşılaşmadıysa eksi artıya verebilir ama genelde kimse bu riske girmez. Kimse de eksi artıya kan vermez. Artı eksi zaten veremiyor arkadaşlar. Çökelme kağıtlarına baktığınızda bir önce bahsettiğim çökelme diyagramları var arkadaşlar. İşte A çökelmiş. A antijeni var. B antijeni yok. RH antijeni var. A RH pozitif. A var. Yok A Rh negatif. B var. B Rh pozitif. B var. B Rh negatif. A var, B var. Rh pozitif var. A B Rh pozitif. A var, B var. Antijen yok. A B Rh negatif. A yok, B yok. 0 demek ki. 0 Rh pozitif. A yok, B yok. Antikor D yok. Yani Rh antikoru da yok. O zaman 0 Rh negatif oluyor. E bu daha çok kalıtım konusunda işinize yarar. Dolaşım sisteminde pek işinize yarayacağını düşünmüyorum. Evet, bu dersimizde burada bitti arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi dersler.